Bu dersimizde Photoshop'un vektör bazlı araçlarından olan pen aracına bakmaya başlayacağız. Açmanızı istediğim dosya ders 02.10 adı verilen dosya. Bu dosya içerisinde iki adet katmanımız var. Arka planımız mavi renkli, önde ise bir dondurma şekli var. Külah içerisinde üç top dondurmamız var. Şimdi pen aracını kullanarak buradaki yuvarlak şekilleri seçmeye çalışacağız daha önce öğrendiğimiz tekniklerle buradaki seçimi yapmaya çalıştığımızda karşımıza bazı sorunlar çıkacaktı. Örneğin ilk olarak öğrendiğimiz şekil yapma araçlarında buradaki topları birebir seçmeye çalışabiliriz. Fakat bu işlemi yaparken her seferinde yuvarlak hatları birebir tutturmamız zor olacaktı. Örneğin ikinci şekli de bu şekilde oluşturmaya çalışalım. Sonrasında üçüncü şekli de oluşturmaya çalışalım. Bunları birebir tutturmamız zor olacaktı. Ve özellikle köşe noktalarda, uç noktalarda ne kadar dikkat etmeye çalışırsak çalışalım. Şu şekilde belli başlı kayıplar olacaktı. Bunun yerine pen aracını kullandığımızda buradaki eğrinin birebir kontrolünü sağlama imkanımız olacak. Şimdi bu aracın detaylarına biraz bakmaya başlayalım. Sol taraftaki Photoshop araçları içerisindeki şu kalem dolma kalem ucuna benzeyen şekle tıklayacağım ve sağ tıkladığımda bana kalem araçlarını sunacak. En üstteki pen tool adı verilen aracı seçmek istiyorum. Bu aracın çalışma prensibi oluşturacağımız şekle göre değişiyor. İlk olarak bir güzergah çizebiliriz. Özellikle seçim yapacaksak, belli pikselleri izole etmek istiyorsak, bunları taşımak istiyorsak, buradaki Path adı verilen arıcı kullanmamız, daha doğrusu Path çizim modunda kullanmamız en mantıklı yöntem. Fakat sıfırdan yeni bir şekil oluşturmak istiyorsak, bunun yerine Shape modunu kullanmamız yeterli olacak. Shape moduna biraz bakalım. Bize iki adet seçenek veriyor. Bunlardan birincisi oluşturduğun şeklin içerisini doldurmak istiyor musun, istemiyor musun? Buradaki fill seçeneği bana bunu sunuyor. Doldurmak istemiyorum dersen buradaki kırmızı çizgili şekle tıklamam lazım. Veya yeşil renge doldurmak istiyor, istiyorum diyorsan buradaki renklerden birini seçmem yeterli. Bunu doldurmak istemiyorum diyorum. İkinci olarak da oluşturduğum şeklin çerçevesine bir çizim istiyor musun diyor. Bir hat çizilmesini istiyor musun diyor. Şuradaki dondurma şeklinin etrafında herhangi bir hat yok. Bunun etrafında bir çizgili hat oluşturmak istiyorsam buradaki stroke seçeneğini dolu hale getirmem lazım. Sonrasında burada çizdiğin hattın büyüklüğü kaç olsun diye soruyor. 6 piksel olmasını veya daha büyük bir piksel büyük sayısında olmasını buradan sağlayabilirim. Bir sonraki aşamada bu oluşturduğum çizginin Nasıl bir çizgi olmasını istiyor? Kesikli çizgi mi, nokta nokta şekilde mi yoksa düz bir çizgi şeklinde mi? Buna karar vermem gerekiyor. Buna karar verdikten sonra şimdi çizim yapmaya başlayabiliriz. Pen aracını shape modunda kullanacağım ve sadece bir kere kanvasım üzerinde herhangi bir noktaya tıklayacağım. İkinci noktaya tıklayacağım, üçüncü noktaya tıklayacağım. 4'e tıklayacağım ve 5. nokta başlangıç noktasına gelecek şekilde tıklayacağım. Bu sayede bir şekil oluşturmuş olduk ve şeklimizi tamamlamış olduk. Buradaki ayarları yaptığımız şekilde kenarları çizgili bir hattan oluşan ve hattın büyüklüğü 6 piksel olan düz bir çizgiden oluşan, içerisi ise boş olan bir şekil oluşturmuş olduk. Shape modunda kullandığınızda pen aracı bu işlevi görüyor fakat biz bunun yerine farklı bir işlem yapmak istiyoruz. Şimdi burada oluşan yeni şekil katmanını silmek istiyorum. Yeniden pen aracındayım ve bunu pet'e gelecek şekilde değiştirmek istiyorum. Şimdi bu doldurma külahının uç noktalarından tutup sürüklemeye başlayacağız. Çalışırken özellikle pet modunda çalışırken az önceki seçeneklerimin çoğunun kaybolduğunu göreceksiniz. İki şeyi aklımda aklımda tutmam lazım. Noktayı koyacağım yüzey yumuşak bir yüzey mi, sert bir yüzey mi? Buradaki kenarlar sert kenarlar olduğu için üç, üçgenin uç noktası olduğu için buna bir kere tıklayacağım sadece. Üst tarafa geliyorum. Buradaki noktaya da bir kere tıklıyorum. Fakat üçüncü noktaya geldiğimde yumuşak bir dönme işlevi olacağı için buna tıklamayacağım ve tıkladıktan sonra bırakmadan buradaki yuvarlak şeklin hareket edeceği doğrultuda buradaki çizgiyi çizeceğim. Şimdi bu işlemi yaptığımda aslında Photoshop'a şunu söylemiş oldum. Mevcut pikseller üzerinde hareket noktaları oluşturmuş olduk ve bu hareket noktalarının birleşmesiyle Photoshop bize yeni bir şekil çizecek. Dolayısıyla buradaki yuvarlakların, eğri alanların birebir tutturulması konusunda artık endişelenmemi gerektirecek bir şey kalmayacak. Photoshop bunu otomatik kendisi hesaplayacak. Başlangıç noktalarını çizdik. Yukarıya doğru geldiğimizde ise şu noktada dönüş açılarını yeniden ayarlamamız lazım. Buradaki iki ok dönüş açılarını ayarlama imkanı tanıyor bize. Fakat pen aracı eğer aktifse buradaki okları kontrol etmek için alta basılı tutmanız lazım. Alta bastıktan sonra aşağıdaki oku yavaşça yukarıya doğru sürüklemek istiyorum. Bu sayede şuradaki geçişi mümkün olduğunca kusursuzlaştırmak istiyorum. Bir sonraki değişim noktamız ise şu noktada olacak ve bu nokta ile şuradaki nokta arasında yuvarlak bir hat oluşturulacak. Şuradaki noktaya tıklayıp yavaşça sürüklüyorum. Aşağıdaki eğri üzerinde şimdi şu iki, e, şuradaki çizgiyi taşımam lazım. Alta basılı tutarak buradaki çizgiyi yavaşça dışarıya doğru taşıyorum. Aşağıdaki oku da biraz yukarıya doğru taşımam lazım. Ve bu taşıma işlemiyle kusursuz bir yuvarlak şekil oluşturmaya çalışacağım. Böylece buradaki eğriyi kontrollü bir şekilde oluşturmuş olduk. Bir sonraki aşamada şu noktaya yeni bir hareket noktası eklemek istiyorum. Okun uzunluğunu biraz artırdım. Alta basılı tutarak şuradaki eğriyi biraz şekillendirmek istiyorum. Yeniden yukarıya doğru bunu taşımak istiyorum. Biraz daha bunu dışarıya doğru taşıyabilirim. Bir sonraki noktada şu alana yeni bir ok çizeceğiz. Alta basılı tutarak buradaki oku yukarıya doğru taşıyacağız. Ve buradaki eğriyi şekillendirmiş olacağız. Şimdi bu noktadan sonra işim çok kolay. Çünkü burada artık keskin bir açı var. Bir kere tıklayacağım bu noktaya. Son olarak aşağıya ineceğim ve buradaki noktaya tıklayacağım. Otomatik olarak buradaki şekli birleştirmiş olacağım. Şimdi burada oluşturduğumuz noktaları, hareketi belirleyen bu temel kare şeklindeki noktaları taşımak istiyorsam ne yapacağım? Pen aracını kullanarak bunu yapamıyorum. Bunun yerine farklı bir araç kullanmam lazım. Şuradaki ok işaretine geleceğim ve sağ tıklayacağım. Burada iki adet seçim aracımız var ve bu seçim çizdiğimiz hatlar üzerinde yani pet adı verilen hatlar üzerinde seçim yapma ve değişiklik yapma imkanı tanıyacak bize. Eğer Path Selection aracını seçerseniz buradaki aracın tamamını seçme imkanınız var. Fakat biz bunun yerine bu araç üzerindeki noktaları kontrol etmek istiyorsak Direct Selection adı verilen aracı kullanmamız gerekiyor. Şu an kare şekiller hareketin temelini oluşturan kare şekillerin hepsinin içerisi dolu. Fakat dışarıdaki bir alana tıkladığımda seçimi bırakmış olacağım ve seçim yapmak istediğim alan içerisinde doğrudan tıklama işlemi yapma imkanım olacak. Bu sayede sadece kontrol etmek istediğim yüzeyi seçtim ve bunun içerisi dolu bir kare halini aldığını gördüm. Bunun dışında kalan diğer kare alanların ise içerisinin boş olduğunu gördüm. Dolayısıyla artık sadece bu nokta üzerine değişiklik yapma imkanım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra rahatlıkla tutup sürükleme imkanım var. Benzer şekilde buradaki eğrileri yine direct selection aracıyla taşıma imkanım var. Bu sayede daha kusursuz eğriler oluşturmaya çalışabilirsiniz. Eğrimizi oluşturduktan sonra buradaki alanı seçmek istiyorsak ne yapacağız? İlk olarak Seçmek istediğimiz aracı pet selection tool'la seçmemiz lazım. Buradaki hattın tamamını, bütününü içerisine alacak şekilde seçimi yaptık. Fakat burada hala bir pet üzerinde çalışıyorum. Gerçek bir piksel çalışmasına çevirmedim bunu. Bunu çevirmek için seçili alan üzerinde, pet alanı üzerinde sağ tıkladıktan sonra karşıma make selection ifadesinin geldiğini göreceğim. Seçim yapma aracı bu. Buna tıkladıktan sonra karşıma yeni bir menü gelecek. Bu diğer monitöründe çıktı. Bunu size doğru taşımak istiyorum. Karşımıza böyle bir seçenek geldi. Buradaki seçim alanının daha yumuşak olmasını, daha buğulu olmasını istiyorsanız buradaki feather seçeneğini biraz artırabilirsiniz. Fakat ben bunun keskin bir seçim olmasını istediğim için sıfırda bırakacağım. Anti-aliased iki nokta arasındaki yumuşaklığı ayarlayan bir fonksiyon. Dolayısıyla bunun da aktif olmasını istiyorum. Ve yeni bir Selection oluşturmak için OK'ye OK basıyorum. Böylece mevcut Layer'ım üzerinde tam oluşmasını istediğim noktalarda yeni bir seçim yapmış oldum. Ctrl D'ye bastığım zaman da bu seçim modundan çıkabilirim. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam biz zaten bunu yeni bir layer içerisinde görüyoruz diyebilirsiniz. Yani move aracını seçtiğimiz zaman bunu hareket ettirme imkanımız var diyebilirsiniz. Fakat buradaki şekil daha komplike bir şekil olsaydı. Örneğin buradaki dondurma toplarından sadece birini seçmek isteseydik. Ve buradaki renk tonları da pikselleri de farklı tonlarda olsaydı. Örneğin sadece bu turkuaz rengine benzeyen renk dışında farklı renk, renk tonları da olsaydı. Mevcut seçim araçlarıyla bunları seçmemiz zor olacaktı ve buradaki kalem aracını pen tool'u kullanarak özellikle tam birebir kontrole denk gelecek şekilde seçim yapmamız gerekebilecekti. İlerleyen derslerimizde resim ve çizim çalışmalarımızda bu araçları da kullanacağız ve çok işimizi kolaylaştırdığını göreceksiniz.